Ben bilmem eşim bilene kadar daha devam edecek. Var mı bir öngörüm? Bir sene, iki sene iyi bir format yakaladın. Yok yani bugün az önce onu çektim geldim. 179 bölüm oldu. Daha ne kadar çekeriz bilmiyorum. Başlarken de bu kadar çekeceğimizi bilmiyordum. Hala şaşırıyor musun evet. Çekerken? Evet. Ne ya abi? İkili ilişkileri mi? Yani evliliğin içindeki bu garip durumlara mı? Ya, bir anda ruh değişiyor. Her şey değişiyor yani içeride. Ya kadınlar çok şaşırtıcı. Evet. Ya, gerçekten çok şaşırtıcı. Sen söylemezsen ben söyleyeceğim. O cümlelerin burada var da şuna gir. Yani şu çok önemli bir sohbet dediğin sohbet. Erkekleri çok iyi anlıyorum. Niye? Çünkü ben de naçizane bir erkek olduğum için... balta gibiyiz yani. Siyah ve beyaz var. Arada gri yok ama hanımefendilerde kadınlar o kadar çok gri var ki. Yani bir erkeğin bir kadını anlaması için, kafasının bu kadar çok çalışması için gerçekten birkaç tane daha çağ atlamamız gerekiyor. Yani. O kadar yani. O kadar abi. O kadar. O kadar. Tecrübeyle sabit. Kızlar alkışlıyorsunuz da ucu size dokunuyor yani hani. Son itibariyle böyle. Hayır, adamlar bak, anlamayan yani. Onlar öyle düşünmüyorlar. Benim bu cümlemden sonra onlar hala erkeğin ne kadar basit olduğunu düşünerek de alkış yapıyorlar. Kafalarımız aynı çalışmıyor. Mesela burada demişsin ki yani yarışma başlayınca erkekler de kadınlar da aynı hırsta yarışmaya giriyorlar. Yarışmanın bir yerinde, programın bir yerinde erkeklerin hırsı yavaş yavaş aşağıya iniyor. Yani biraz daha oluruna bırakıyorlar. Kadınların hırsı devam ediyor ya. Yani. Muhtemelen 3 yıl falan daha sürebilir yani. Hani programdan çıktıktan sonra devam edebilir. Bizim ya genelde gözlemlediğim şöyle bir şey var. Çok enteresan bir şey. Hanımefendiler kızmasınlar. Benim kişisel gözlemim kadın arabayı kaybettiğine değil, rakibinin kazandığına üzülüyor. Oo, ya buna da erkeklerden bir alkış gelmiş olması lazım. Evet. Öyle mi? Çok mu kötü bir cümle söyledim? Ama yine de onlar bizim canlarımız. Ya buradan da toparlayıp hemen. Yemedi zaten. Yani erkeğin şöyle bir huyu var herhalde o yarışmada. Senin de söyleyeyim cümle. Ya bırak işte kadınsan bırak 5 dakika adam bir şovunu yapsın ya. Evet. Ha? Şov istiyoruz evet, yani. Bir saman alevi var. Erkek öyle bir artistik yapacak 3 dakika. Ondan sonra bağıracak çağıracak aklınca. Böyle sağa sola bir şekil yapacak fiziki bir gösteri aslında evet. O. Bunu yapmamak erkeğin fabrika ayarlarında yok. Yani bunu yapması gerekiyor. Hanımlara da diyorum ki o 3 dakika sadece dokunmayın. Ve 3 dakikadan sonra adam sizden mecbur özür dileyecek. Diyecek ki ya kusura bakma ya ben de birazcık gerginleştim. Alttan alacak. Fakat o 3 dakikaya müdahale etmemek de kadının fabrika ayarlarında yok yani. Dinlemez abi. Dinlemiyor. O 3 dakikayı kadın uzatıyor aslında yani. Beklese 3 dakikalık bir durum şimdi yani. Erkek olarak biz onu uzattığını düşünüyoruz. Ama kadın olarak bu normal bir süreç. Çünkü kadın kadını anladığı için yan yana konuşuyorlar diyor ki. Tabii ki orada laf söyleyeceğim diyor. O da evet haklısın diyor. O da ona laf söyleyeceğim diyor. Kocasıyla paylaşmadığını öteki kadınlarla abi çok normal. Kadın kuaförünün bu kadar çok para kazanmasının sebebi bu. Bütün bunlar konuşuluyor yani. Ya bir tartışanlar var. Bizim arkadaşlar o tartışanları gerçekten yani kadınların da erkeklerin de o sinirlerini yan yana getirip bir VTR yapmışlar. Şu ben bilmem eşim bile ben o sinirli dakikalarını bir izleyelim hep beraber. Ergün. Ya şey söyler misiniz? Yüksekten söyleyip düşecek mi yoksa düşükten söyleyip yükselecek mi onu kestiremeyebilir. Bir karış diyorum bu kadar yapıyorsun. Bir karış o kadar mı? Yapabilecek olanla gelirsin o zaman. Senin yapamadığını yaptım yani. Süpersin, ama sen yapamadın. Araba bende. Sence araba onda olabilir mi? Karının kafası oraya vurdu. Kalktı döndü arkaya vurdu. Gene kendini tut. Sen de bana hiçbir bir şey söylesene. Bir gün bu kadar saçma sapan tabirler yapılır mı ya? Ebru ne yapıyorsun? Bak kendine yer. Bak sakin ol. Bak durmayacak dedim titredim. Sus. Ufak şeylerle uğraşmıyorum ben büyük parçalarım. Gördük büyükleri de soktun sıradan hep. Bu kadar tırt olduğunu bilmiyordum. Biz anlaşamıyoruz. Boşanıyoruz. Yut be tanem. Sus artık. Yürüme. İşte bu erkek millet hep böyle. Ondan sonra Allah ne verdiyse yardır. Hadi koçum bakayım. Hay Serif çizgine. Abi şakak mısın ya? Bu mu yani? Bu mu? 3 dakikam var Miray. Çok be. Yavaş, yavaş. Biraz bana doğru gel ve dön. Kol çapraz. Evet tamam o şekilde dön. Fanusa doğru git. Fanus nerede? Fanusa doğru, fanusa doğru. Allah'ım ya, sen hak mısın? Mal mısın gerçekten? Hadi. Dur bağırma. Bir tane at ya. Yapamıyorum ya. Ne yapayım? Ya yutma doldursana şu taşını. Cansu'nun üstündeki mantı çıkar. Sarna.
yapsa. Ya ama ne dedi onu ben anlamıyorum. Seri seri seri. Yut 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 ya yut. 5 kiloyu at, 5 kiloyu at, at. 45 saniye kaldı hadi ya. Haydi canlan şunları alsana. Geri silecek yeri koyduğun yer var ya. Bak, oralara bak. Allah'ım sana geliyorum ya. Aykan sana hadi yere vurma. Çatalla yardım asana şuna. Narlar atsana Engin, kilo var orada. Maren sol tarafa. Senin solun neresi? Sol. Tamam geri o tarafa gitsene. Şuna bak sana buraya. Gel seni buraya. Yok gel seni buraya. Aslında çok yüksek söylemem gerekiyordu da ne bileyim. Sen beceriksizdin. Efsaneymiş. Evlilikle ilgili bütün fikirlerimiz şu anda. Evet, evet, evet. Abi senin program bayağı evlilikle ilgili fikir değiştirmeye de gider yani insan seyrederken. Ama öyle hikayelerle karşılaşıyoruz ki tam aksi evliliği çok özendiren, çok şey yapan hikayelerimiz de var. Onları toplamamışız ya ama. Ya var toplamadık ama baksana abi çok acayip değil mi? Yani bir araba için yani tam araba önemli bir şey de yani bayağı büyük kavga, büyük tartışma yani. Aslında o tartışma araba için değil. Kadınla erkeğin arasındaki tartışma. Yani araba için de değilse iyice daha felaketmiş. Ya, ya akıllı erkek sen bilirsin deyip kapatacak abi meseleyi. Vallahi sonu yok çünkü. Sen böyle mi yaptın? Yok gözlemlediğim bu. O da yapamamış öyle yani. Tamam. Yok. Gerçekten öyle. Ne? Soner? Hayır yani o da yapamamış belli diyorum. Sonuçta yapamıyorsun. Ama şunu biliyorum. Yani benim şimdi bu çok şaşırdığım bir durum oldu. Bence insanlar aslında böyleler. Ama geldiklerinde öyle göstermemeyi tercih ediyorlar. O yüzden de mesela... Bence normalde böyle anlaşıyor insanlar. Ama televizyon ya da böyle bir yarışma olduğunda en başında hani sanki süper anlaşıyormuşuz gibi böyle bir durum oluyor. Yok canım anlarız birbirimizi ama patlıyorlar sonucunda. Ve şunu söyleyebilirim. Şu görüntüleri izledim. Kopmuş bu program yani hani. Evet evet. Cidden yani. Kopmuş. Eyvallahlar yani. Sağ ol Soner. Ya programın, eyvallah. Programın hepsi böyle geçmiyor. Biz de biraz montajda da bu hale getirdik de yani. Ama... Ne oldu? Hoşuma gitti. Kopmuş bro. Vallahi yani. Tebrik ediyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,